Tiffany Cromwell, erkek arkadaşı Valtteri Bottas'ın motivasyonunu arttırmak için alışılmadık bir yöntem denemiş. Avustralyalı bir bisikletçi olan Cromwell, geçen yılın sonunda ünlü yüzücü Emilia Picarainen'den boşanan Valtteri Bottas'la aşk yaşamaya başlamıştı. O zamandan beri Cromwell ile Bottas tüm yarışlara beraber geliyorlar ve yarış hafta sonlarının dışında da yine birlikte vakit geçiriyorlar. Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, Cromwell'in antrenman konusunda çok iyi olması sebebiyle F1 hazırlıklarının çoğunu kız arkadaşıyla yapıyor. Emilia Romagna Grand Prix'si hafta sonunda basına konuşan film pilot, Cromwell'in motivasyonunu artırabilmek adına evinin duvarlarına elde ettiği başarıların fotoğraflarını astığını belirtti. Cromwell, Bottas'ın zaferlerinden ve başarılarından ilham alması için evlerinin pek çok yeni o anlara dair çekilen fotoğraflar astı. Bottas Tiff Monaco'daki dairemizin her yerine zaferlerimin fotoğraflarını astı. Ben şahsen böyle bir düşünceyi hiç düşünmemiştim. Çünkü bu tür şeyler bir bakıma kendini beğenme ya da kendine hayranlık duyma gibi geliyor. Ama Tiff bu fotoğrafların bana neler yapabileceğimi hatırlattığını söyledi ve gerçekten öyle hissediyorum. Başarısız bir yarıştan sonra eve geldiğimde ertesi sabah kalkıp bu fotoğrafları görünce bazı muazzam günlere sahip olduğumu düşünüyorum dedi. Bottas bu yıl sadece iki yarış kazanabilirken Hamilton 9 zafer elde etti. Lewis şu anda 85 puanlık avantaja sahip ve eğer Türkiye'de kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Bunun yanında Formula 1 CEO'su Chase Carey, Honda'nın spordan çekilmesinin ekonomik bir karar olduğunu ve 2026 motor kurallarının yeni üreticileri spora çekebileceğini söyledi. Honda 2021 sezonunun ardından Red Bull Racing ve Alfa Tauri'ye motor sağlamayı bırakacak ve spordan ayrılacak. Honda, F1 programını maddi kaygılardan dolayı değil, kaynaklarını alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmek için sonlandıracağını duyurmuştu. Honda'nın F1 projesi her zaman ARGE çalışmalarının bir parçası oldu. Bu açıdan F1'den çekilen kaynaklar farklı noktalarda kullanılacak. Bunun dışında F1 projesinde çalışan mühendisler kazandıkları deneyimleri yeni projelerde kullanabilecekler. Ancak Carey bunun temel olarak bir finans meselesi olduğunda ısrar ediyor. Carey Wall Street'e şunu söyledi. ''Honda'yı bu karara iten iki kişi olduğunu düşünüyorum.'' Benim bakış açıma göre bunlardan ilki büyük ölçüde Honda'nın genelinde yaşanan ekonomik zorluklarla ilgiliydi. Otomobil endüstrisi genel anlamda bazı zorluklar yaşıyor ve bence Honda açıkça bu zorlukların içerisinde ve bunlarla boğuşuyor. Bence asıl mesele buydu. Tabii ki mevcut F1 motorlarının maliyeti de bir rol oynuyor ancak bunu doğru bir şekilde ele alacağız. Bence Honda bugün bu baskıların var olduğunu hissetti ve bazı kararlar almak zorunda kaldı. 2026'da yeni bir güç ünitesinin kullanılması planlanıyor ve hangi yöne gidilmesi gerektiği konusunda tartışmalar zaten başladı. Kerry ise bunu da şöyle yorumladı. Diğer tarafta aslında artan bir desteğe sahip olduğumuzu düşünüyorum ve sadece spordaki taraflardan ya da üreticilerden değil, sporda olmayan üreticilerden de destek görüyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili geleceğimiz ve gelecek nesil motorlarda takip edeceğimiz yön konusunda inanılmaz derecede hevesliler. Volkswagen CEO'sunun birkaç ay önce kullandığı sözleri gördünüz mü? Bilmiyorum ama bizim için çok önemliydi. Yeni nesil motor ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz hakkında daha fazla bilgi vermeye başladıkça aslında hem mevcut partnerlerden hem de potansiyel yeni partnerlerden bunun onların geleceği için ne kadar önemli olduğu konusuna giderek artan bir destek göreceğiz.